Evet, bugün kruton yapacağız. Böyle çorbaların içine katılan, serpiştirilen veyahut da ayrı ayrı yenilebilen kare, küp şeklinde krutonlar yapacağız. Öncelikle ekmeğin üzerine süreceğimiz malzemeleri hazırlayalım. Hakiki zeytinyağımız var. Bu zeytinyağının içerisine bir miktar ekmeklerimiz şöyle kenarda beklesin. Sarımsak atacağız. Sarımsakları büyük büyük koyalım şimdilik. Sadece zeytinyağına geçmesini istiyoruz tadının. İçerisine bir miktar kekik, bir miktar toz biber, kırmızı toz biber, zevkinize göre acı biber de atabilirsiniz. Bir miktar karabiber atıyoruz. Başka baharatlarla da zenginleştirebilirsiniz. Tatlar birbirine karışsın diye bekleteceğiz. Sarımsağımız, kekiğimiz ve zeytinyağımız, hakiki zeytinyağımız bir karışım halinde beklesin ve lezzetler birbirine karışsın. Bu arada biz ekmeklerimizi dilimleyeceğiz. Ekmeklerimizi önce dilimler halinde keseceğiz. Daha sonra üzerine zeytinyağlı karışımımızı sürdükten sonra küp küp keseceğiz. Çünkü küp şeklinde süremeyiz. Bu ekmeklerimiz şurada beklesin. Diğerlerini doğrayalım. Mükemmel bir lezzet. Özellikle zeytinyağı ve sarımsak ve baharatlarla beraber. Cips almayın. Kruton yapın. 15 dakikada ayrıca yiyin. Çok lezzetli. Mısır cipsi gibi. Çorbalara katabilirsiniz. Biraz beklettiğimiz karışımı, zeytinyağlı karışımı kenara alıyoruz. Kestiğimiz ekmeklerimizi şöyle yan yana diziyoruz hızlı bir şekilde. Artık bundan sonra zeytinyağımızı bir fırça yardımıyla şu şekilde üstüne süreceğiz. İster fazla sürün, ister eksik az sürün. O tamamen size kalmış. Şu şekilde bütün ekmeklere bunları gezdiriyoruz. Evet, üst tarafları yaptıktan sonra alt tarafları yapalım şimdi de. Şimdi alt tarafları sürelim. Şu şekilde her tarafına sürüyoruz. Çok lezzetli, harika bir tat oluyor. Çocuklar bayılıyorlar buna. Evet, gördüğünüz gibi bitirdik. Şimdi doğrama aşamasına geçeceğiz. Şimdi ekmekleri küp küp doğrayacağız. Bakın bu şekilde. Bunları da tepsiye atacağız. Evet, tekrar alıyorum. Şöyle koyduk. Bu miktar fazla olduğu için biz ikinci tepsi yapacağız. Bana bunu göster. Alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Şöyle mümkün mertebe tek kat olmasına dikkat edin. Tek kat. Araları seyrek olsun. Evet. Bakın iki tepsimiz var. Seyreklikleri bu şekilde. Yani mümkün mertebe iki tepsi daha mantıklı. Her tarafına ısı değsin. 200 derece fırını açıyoruz. Biraz ısıtıyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına ikisini şu şekilde ekmekler kızarana kadar, yani hafif renk alana kadar pişiriyoruz. Bunun süresi tamamen size kalmış. Çok kızarmış istiyorsanız öyle yaparsınız ama hafif kızarması yeterli. Yani hafif renk alsın yeterli. Zaten sertleşecek bu. Kendi kıvamını bulacak. Evet, çıkarıyoruz fırından. Yeteri kadar beklettik. Bakın üstleri kızardı. Lezzeti harika. Kokusu da güzel gözüküyor. Bakın çok güzel. Çıtır çıtır. Evet. Bakın harika bir görüntü, harika bir tat. Şimdi tabaklarımızı alacağız bunları. Misafirlerinize ve çocuklara yapabileceğiniz en pratik, en güzel lezzetlerden, çıtırlardan bir tanesi.
Bunun üzerine baharat serpiştirebilirsiniz yine. Nane serpiştirebilirsiniz. Fesleğen serpiştirebilirsiniz. Lezzetine lezzet katacaktır. Bakın çıtırlıkları duyuyorsunuz. Bakın bu birinci tabağımız. Bir ekmekten bu kadar çıkıyor. Bakın seslere. Tadı da mükemmel. Tadı da müthiş. Harika bir çıtırlık. Mutlaka deneyin. Çocuklarınız bayılacak. Siz de bayılacaksınız. Ailece çok güzel bir film için atıştırmalık, sinema için atıştırmalık. Güzel bir akşam sefası. Evet, kuru tonumuz hazır. Şimdi artık yeme aşamasına geçeceğiz. İster televizyon karşısında bir dizi izlerken, isterseniz ailece sohbet ederken. Yanına yoğurt koyuyoruz. Bakın ister sade yoğurtla yersiniz. İsterseniz de nane katarsınız yoğurdunuza. Şu şekilde. Çok güzel ailece bir etkinlik. Hem bayat ekmeklerinizi değerlendirmiş oluyorsunuz hem de müthiş bir lezzet yakalamış oluyorsunuz. Evet, zeytinyağlı, sarımsaklı, baharatlı kurutonumuz bu şekilde yemeğe hazır.